Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 5'in çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD kare ve EGCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen ve eşkenar dörtgenin bir kenarı kaç? 2. 2 ise hocam burası da 2, burası da 2, burası da 2 midir? Evet. E kare eşkenar dörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E o zaman burası 90 ise burası da 90 değil midir Z'den dolayı? Evet. Hocam burada ne var? Bir dik üçgen var. Buradaki dik üçgeni kullanalım. Hatta 90'ın karşısı 2 iken bir açının karşısı 1'dir. Yani yarısıdır. Hangi açının karşısı? Tabii ki 30'un. 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı da kök 3 olur. Bizden AF uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar şu karenin bir kenarını kaç bulduk? 2 bulduk. E o zaman şurası da 2 olacağından şuraya x diye diyecek olursak x ile kök 3'ün toplamı kaçtır? x artı kök 3 eşittir 2 olduğundan x'i e böylelikle 2 eksi kök 3 olarak buluruz. Yani birinci sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Evet ikiye birlik dikdörtgenlerle şu şekilde oluşturulmuş. Buna göre ABC'de dikdörtgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanından ne kadar fazladır diye soruluyor. Hadi bakalım 1 ile 2'leri düşünelim. Hocam burası 1, 2. Yani şurası 1 iken yukarısı da 1 bir olacak. 1 iken tamam 2 olduğundan 1. Sonra şurası da 1. Sonra burası da 1. Dikeylere bakalım ya biz. 2 burası, 2 burası. O zaman şu dikeylere bakacak olursak hocam şu uzunluk artı şu uzunluk 2 artı 3 5 artı 2 7 artı 1 8 o zaman şuraya mı eşit olacak arkadaşlar? Evet 2 4 5 6 7 8 yaptı. Karenin bir kenarı 8 yaptı. E o zaman burası 8 ise şuradaki uzunluğa kaç kaldı arkadaşım? 6 kaldı. Ben şuradaki kalanı bulmaya çalışacağım. Dikdörtgenler oluşturayım arkadaşlar. Böyle oluşturduk. Şöyle de oluşturunca olay bitti mi? Bitti. Hocam şurası kaç birim? Tamam 2 birim, 2 birim olduğundan burası 1 oldu. Şurası 1 bir birim. Şurası da 1 bir birim. Tamam 2 olduğundan burası da 1. 2 kere 6 12. 12 burada kalan. Sonra 2 kere 1 2. 2 burada kalan. Sonra 2 1 1. Yani 4 mi yaptı arkadaşlar burası? Evet 4 kere 1. Burası da 4 mi yaptı alan olarak? Aynen öyle. Şimdi diyor ki bize ABC'de dikdörtgeninin alanı. ABC'de dikdörtgenin alanı. Şimdi burası 8. Şurası 4, 2, 4, 2, 6, 7. Burası da 7 olduğundan dolayı 7 çarpı 8'den neyi çıkartacağız? Sarı boyalı bölgenin alanını. 12, 2, 14, 18 mi çıkartacağız? Evet 18'i çıkartacağız. Yani 56 eksi 18 yapıyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 38 yapar. Dolayısıyla ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle ne çıktı? E mi çıktı. Geldik üçüncü soruya. Kenar uzunlukları 8'e 6, 8 ve 9 cm olan dikdörtgen biçimindeki kağıdın uzun kenarına dik konumlu olan ve kağıdı 3 eş parçaya bölen D1 ve D2 doğruları veriliyor. Kağıt D2 boyunca katlandığında kenarı şekil 2'deki gibi D1 doğrusu üzerine geliyor. Evet ben bunu böyle katlamışım. Tabi bunlar birbirine eşitse şunlar katlandığında üst üste gelecek ya eşit olmak zorunda ki zaten 3 eş yapı dediği için bunların eşitliğini de direkt söyleyebiliriz zaten. Kağıt D2 boyunca katlandığında kenarı D1 doğrusu üzerine gelmiş. Tamam. Sonra elde edilen Yeni şekil köşegeni boyunca kesiliyor. Böyle kesmişiz. Buna göre elde edilen parçalardan en büyük olan altçalığında bu çavarçanın çevresi kaç olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi kenar uzunlukları 8 ve 9 diyor bize. Evet kısa kenar 8, uzun kenar 9. Yani bunlar 3, 3, 3 yaptı. Şurası da 3, burası da 3. Hocam burası da 3, burası da 3. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Şu parçayı açacağız. Geriye doğru açalım. Ben bunu kestiğimde kaç parça olacak? Önce onu da şey yapmamız lazım. Şunu şöyle açıyorum. Açtığım zaman. Hocam Şöyle kestiğim zaman bak ne oluyor dikkat. Şöyle kestiğim zaman simetriğini alacağız değil mi bunun? Şöyle katlanmışsın simetriği. Şu değil midir arkadaşlar şöyle? Şunun simetriği bu mu oluyor? Evet. Ve bu arada burası üçgen burası da üçgen. Kelebekteki oran birebir. E hocam burası toplamda 8 olduğundan o zaman bunlar da 4 birim dört birim yaptı. Evet. Şimdi en büyük parçaya bakacağız biz. Şimdi sen bunu böyle açtığın zaman şu ayrı bir parça değil mi? Artık burası kesilip atılmış bu kesme çizgisi oldu. Bu ayrı bir parça oldu. Şurası ayrı bir parça oldu. Şurası ayrı bir parça oldu ve şurası da ayrı bir parça olmuş oldu arkadaşlar. Bu arada dörtgen burası da 4 cm aldık. Burası da 3 mü? 3. 3 4 5 üçgeninden burayı 5 bulduk. Tamamı 8'de burası 4. Bunlar da 3 3 birim 6 8 burası da kaç yaptı? 10 yaptı. Bizden en büyük olan parça bak kırmızı parça, mavi parça ve siyah parça olduğundan dolayı en büyük parça isteniyor bizden. İşte şu siyah parçanın çevresi isteniyor. Burası 9, 10 daha 19, 5 daha 24, 4 daha 28 yapıyor arkadaşlar. Topladığımız zaman çevresi böylelikle ne yaptı? 28 yaptı. Yani 3. sorunun doğru cevabı böylelikle A seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya. Kalınlığı imal edilen doğrusal tahtadan yapılmış köşelere dik olan özdeş iki sehpa şekildeki gibi konumlandığında aynı birim cinsinden uzunluklar oluşmaktadır. Peki 18 var 32 var. Peki bunlar eş değil mi? Evet. Burası eş olduğuna göre kalını ihmal edilmiş. Tamam. Kalınlığı ihmal edildiği için hocam şurada bir kalınlık var. İhmal et orayı. Orası yok. O zaman şu uzunluk aslında nedir? Topladığın zaman bu uzunluk kaç yapıyor böyle baktığın zaman? 50 yapıyor. Hocam şu uzunluk da 50 yapacak o zaman. Burası da 50 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Hocam kalınlıklar ihmal ediliyor. Onu boş ver. Burada içeride gösterilmiş böyle. Hiç fark etmez. kalınlıkları ihmal edildiği için. E ne yapacağız arkadaşlar burada? 18'i 32 ve 20'yi de kullanacağız burada. Ben bu 20'yi nasıl kullanacağım? Özdeş 2 sehpa. Şurası. Yani ben şuraya bir A dersem. Burası A artı 20 iken. Burası da A artı 20 mi yapıyor? Evet. Hocam özdeş burası da A artı 20. Hatta burası da A artı 20. Şimdi burada ne yapalım? Şimdi burada dik üçgenler oluşturup ona göre hamle yapalım istersen. Dik üçgeni ben burada nasıl oluştururum? Hocam şurada bir dikdörtgenle ya da şurada bir dikdörtgenle olay biter mi? Büyük ihtimalle biter gibi. Şurası 32 ise 32. Burası da 18 mi? Evet. Hocam 4 kere 8, 5 kere 8. O zaman burası da 3 kere 8, 24 müdür? Evet. Sonra a bak burası da 90 derece ya. 90 derece burası. Alfa beta'ya dal. Alfa beta. Şu üçgenler benzer oldu mu? Oldu. Benzerlik oranı bakıyorum beta'nın karşısı 18 beta'nın karşısı 24. Yani 18 bölü 24 eşittir. Burada alfanın karşısı nereden başladık buradan başladık. Alfanın karşısı n bölü buradaki alfanın karşısı 32 n bölü 32. 6'ya bölsen 3 6'ya bölsen 4 4 ile 32 sadeleşse 8 3 kere 8 24. N'i buradan 24 bulursun. 6 kere 3 18 6 kere 4 24 6 kere 5 30. O zaman burası 30 çıkar. E madem 30 çıktı burası Şuraya ben ne demiştim arkadaşlar? A demiştim. Tamamı da A artı 20. 30 sa o zaman burası 50 mi yaptı? Evet. X ile ifade edilen uzunluk soruluyor bize. E burası A artı 20. 50 ya. Yani bunun tamamı 50. Tamamı 50. 24'ü burası, burası buraya da kaç kaldı o zaman? 26 kaldı. İşlem yapınca vallahi direkt çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Dördüncü soruda E seçeneği çıktı. Geldik beşinci soruya. Evet dikdörtgen verilmiş ve kare verilmiş. Karedeki uzunlukların eşitleri tabii ki bizim için önemli. Şu kareyi şöyle yaz yazalım. Sonra 7 birim burası. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. DGE doğrusal demiş bir de sadece. Hmm. Peki işlemimizi yapalım mı bir yerden? Başlayalım mı? Hadi bir yerden başlayalım. 1 var 7 var. 8 tamam. Ben şuraya bir şöyle dik çizecek olursam. Hop şöyle dik çizecek olursam. Hocam birken bir birken bir. Buraya a dersem a artı bir a artı bir. E, burası da a artı bir. Ondan sonra şurası yedi. Hatta tamamı sekiz ya. Tamamı sekiz olması için buranın da buraya ne kaldı? Yedi eksi a mı kaldı? Evet. Sekiz olması için a artı birin sekize tamamlayanı. Sekizden a artı bir çıkartırsak ya da yedi eksi a kalıyor. E hocam burası da 90 derece. Burası da 90 derece olduğundan dolayı 90'lar havada uçuşuyor Dal alfa ya. Alfa beta e şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Alfanın karşısı 2'nin alfanın karşısı alfanın karşısı 1'in alfanın karşısı a artı 1 oranı. 1'in a artı 1 oranı eşittir. Buradaki betanın karşısı a'nın betanın karşısı 7 eksi a'yı oranına eşittir. İşler dışlar yapalım. A kare artı a eşittir. 7 eksi a yaptı. Buradan a kare eksi artı 2 a eksi 7 eşit 0 yaptı. Alan GCFH. Hmm. Alan g P, C, H. A artı 1'in karesi isteniliyor bizden. Buradan A artı 1'in karesi isteniliyor. Buradan bu çarpanları ayrılmıyor. O zaman A artı 1'in karesi isteniliyor. Alana bakalım arkadaşlar. Şöyle dursun bakalım. Alan nedir? A artı 1'in parantez karesi değil midir? Evet. Bu da A kare artı 2 A artı 1 değil midir? Evet. A burada belli zaten. A kare artı 2 A neye eşit arkadaşlar? 7'ye eşit. Gel burada bunun yerine 7 koy. İşte burası 8 yaptı. İşte bazen öyle çarpanları ayırmayla çıkmazsa durun. Ne isteniliyorsa yapın. Oradaki ifade direkt karşınıza çıkabilir. Yani 5. soruda da öyle oldu. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı. Böylelikle E seçeneğini bulduk arkadaşlar. Geldik 6'ya. İç kısmının kısa kenarı 12 birim olan. Uzun kenarı da 16 birim olan. Karşılıklı iki köşesi A ve B olan. Dikdörtgen. Biçimli fotoğraf çerçevesinin bir resmi. Çerçevesine bir resim şekil birdeki gibi tamamı görünecek ve çerçevenin iç kısmını tamamen kapatacak biçimde yerleştiriliyor. Çerçevenin içindeki resim A köşesi etrafına kayarak şekil 2'deki duruma gelmiş ve ACB noktaları doğrusal olmuş. Eyvallah. Bu doğrusallığı kullanacağım ben. Bu doğrusallığı kullanmak demek buranın kaç derece olması demek? 90 derece olması demek. Bu 16 ya AC uzunluğu hala daha bak 16. Çünkü şöyle kaymış A noktasını böyle duruyor. Burası da hala 16. Tamam. 12 16 ne üçgeni şurası toplamda 23 üçgen hocam. E tamam 20 olduğundan o zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Ve burası da kaç? 12. Ve hala da burası da 16 değil mi? Evet. Şimdi son durumda resmin görünmeyen kısmının alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şimdi şurada bir işlem yapabilirim ben. Alfa, beta, alfa 90'sa burası da beta. Burada alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 12 oranı benzerlik yapıyorum. x bölü 12 eşittir. Beta'nın karşısı 4 bölü beta'nın karşısı 16. 4 bölü 16. 4'te 1'i 4'te 1'i. x'i böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. x 3 çıktı. 3 4 5 üçgeni çıktı arkadaşlar. E, ee, şimdi ne yapacağız? Bizden görünmeyen kısmının alanı isteniyor. O zaman dikdörtgenin alanından şu alanı çıkartırsak olay bitti. E, ee, bu alanı nasıl bulacağız? Hocam bu alanda işte tam olarak şöyle bulunabilir. Şu üçgenin alanı biz x'i kaç bulduk? 3 mu bulduk? Evet x'i 3 bulduk. x 3. 3 çarpı 16 bölü 2 burası. 3 çarpı 16 bölü 2. 3 kere 8 24. Evet 24. Burada kalan buraya kaç kaldı? 16 ise tamamı. Buraya da 11 kaldı. 12 çarpı 11 bölü 2 de kaç yapıyor? 66 mı yapıyor? Evet burası da 66 yaptı. O zaman biz ne yapacağız? Şu tüm alandan 12 çarpı 16'dan neyi çıkartacağız? 66 ve Şurası da 24'tü galiba. 24 çıkartacağız. Hem 66'yı hem de 24'ü çıkartacağız arkadaşlar. Yani toplamda 90'ı çıkartacağız. Eksi 90. 12 ile 16'nın çarpımı nedir? Bu 72 yaptı. Ondan sonra burası da 12. 192 mi yapıyor? Evet. 192'den neyi çıkartacağız? 90 çıkartacağız. O da kaç yapar o zaman? 102 yapar. Dolayısıyla bu son soru galiba. Yani 6. sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Bir soru daha varmış. O zaman geldik 7. soruya. Arkadaşlar ne var burada? 90'lar havada uçuşuyor. Hocam burası 90, 90, 90, 90. Dal alfa beta'ya kardeşim. Alfa, beta, alfa, beta. Hocam burası da beta, burası da alfa. En sevdiğim bir şey var burada. Alfadan beta'ya geç 1'e 3. Kullan kardeşim bunu. En küçük üçgende alfadan beta'ya geç 1'e 3. Yani x ise burası nedir? 3x'tir. E Hatta burada da arkadaşlar alfa'dan beta'ya geçiş 3x diyebiliriz. Burası A iken burası da 3A değil midir? Çünkü alfa 90, burası beta, burası da alfa yaptı. Evet. Hatta burası da 9 değil mi? Aynen öyle. Kare olduğundan dolayı 9 burası. E, kare olduğundan dolayı 9sa orası. Burası 9 olduğundan dolayı aslında şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta beta'nın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfa'nın karşı 3, alfa'nın karşı direkt 3 diyebiliriz. E burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 3 dedik ya. Burada da 1'e 3 yazdık ya. Bak bu bir kareydi. E kare olduğundan dolayı bunlar da birbirine eşittir. Yani 3x artı 3 neye eşittir? 9 eşittir. 3x eşittir. Alttan x'i de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Yani 7. sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Ve test 5'i de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test altının çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.